Sponsorlarımız Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sevgili dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final karşılaşmaları naklen şifresiz yayınlanacak. Siz bu videoyu izledikten muhtemelen birkaç saat sonra Real Madrid Manchester City maçı saat 22'de TV 8.30'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. <laughs> en azından futbol keyfi zevki açısından izleyebilirsiniz. Yarın yani çarşamba günü ise Milan ve Inter arasındaki müsabaka Milan-Inter derbisi Giuseppe Meazza yok San Siro'daki e, gerçi adı değişmiştir muhtemelen. En son San Siro'ydu bizim zamanımızda ama Milan ve Inter arasındaki maçta TV8.30'dan yarın saat 22'de naklen şifresiz yayınlanacak. Barcelona, Inaki Pena'nın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını ve serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olduğunu açıkladı şimdi önce şunu söyleyeyim. Ali Koç çok büyük bir layer. Brekçi. Çok büyük. Yani o kadar büyüğü yok. Göreve gelir kendine dedi ben Barcelona başkanıyla ile kankayım falan yapıyorum ona dedi demedi mi? Tottenham başkanı ilan dedi iyiyiz dedi hatta Tottenham başkanına diyorum ulan şu kıza baksana falan o da diyor ki o abi aman yenge duymasın falan. Gülüyoruz eğleniyoruz o kadar kankayım dedi demedi mi? Demediyse de deyin. Demediyse demedi deyin. Demedi, de demedi mi işte ben ee, bilmem Juventus başkanı selamun aleyküm aleyküm selam. Kapat lan çok yazmasın diye. O kadar şakalaşıyorum. Müthiş bir adamım demedi mi dedi. Soruyorum Fenerbahçe'ye Ali Koç döneminde Tottenham'dan, Juventus'tan, Barcelona'dan kaç futbolcu geldi? Aynı şekilde Galatasaray kaç futbolcu aldı? Mesela inaki penayı kiralayabildiler. Çok zor değil. Belki de Fenerbahçe'de bu sezon eee Hatta bu sezon değil. Belki de geçen sezon kırılmanlarında. Hatırlayın. Sivas Teprasman'da 1-0 öndeyken Berke'nin yediği bir gol vardı Frikik'ten. O golü yemese yani 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 yani. Ondan önceki sene işte yine saçmalıklar. Bu sene yine saçma kaleci hataları. Düşünün. Ben şunu da söyleyeyim. Minaki Pena boşa çıkıyordu. Çok zor değildi. Yani Barcelona ilişkileri çok iyi ya. Alabilirdi ama Ali Koç'un Barcelona ve Juventus'tan alabileceği tek bir şey var. Euroleague tarihinde hiçbir ev sahibi takım 5. maçı kaybetmedi. Fenerbahçe Beko serinin son maçında Olympiakos'u deplasmanda devirebilir mi? İnşallah. Umudum var mı hocam? E, futbol branşı olmadığı için var ama hakkımız dairlisi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor Ankara gücünü 2-0 mağlup etti ve ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. Ben dedim kesin Ankara gücü 10 kişi kalmıştır. Hakikaten 10. dakikada Kitsiyu kırmızı yemiş 10 kişi kalmış. Umut Bozoğlu'nun 2 tane golüyle 45 artı 1 ve 62'deki golüyle Trabzonspor kazanmış. Ve Trabzonspor teknik direktörü Nenat Bielisa, Siopis, Densville ve Trezegen'in Fenerbahçe maç öncesi aramıza dönmesini bekliyoruz demiş. Düşünün maç kaç gün sonra yani bugün ayın 9'u bir 9 gün sonra bu süreçte iyileşirler. Ben şunu söyleyeyim. istediği kimi alıyorsa, kimi iyileşiyorsa iyileşsin fark etmez. Fenerbahçe maça mutlaka kaybetmek için çıkacaktır. Ruhsuz bazı futbolcular ve futbola uzaklaşan teknik direktörümüzde bakalım nasıl bir rezalet elde edeceğiz. Şimdi Nenat Biyelisa konusunda ben zamanında bir duyum verdim. Dedim ki Fenerbahçe Nenat Biyelisa ile konuşuyor. Nenat Biyelisa'nın Fenerbahçe'ye getirmek istediği birkaç futbolcu var. Orsic ve Petkovic. Şimdi 29.800 olduk. 29.900 olmamızda da çok az kaldı. Birçok abonemiz bilmez. Ama bilenler de şu anda diyor ki vallahi de demişti, billahi de demişti diyecektir. Biz Biyelisa ile görüşürken dedi ki ne olursa olsun ben bunları istiyorum dedi. Bak ben şimdi Trabzonspor'un iç işlerine karışamam. Haddime değil. Benim takımım değil. Gerçi ikinci, üçüncü takımım sayılabilir ama değil yani. Az takımım Fenerbahçe olduğu için. Bak Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Orsic'i kanata getirmeye çalışıyorlar. Bruno Petkovic'i de forvete. Ya hocam senin getireceğin zamandaki Petkovic'ten şimdiki bir mi? Buna cevabım yok. Van den Boom'un orta sahaya düşünülüyormuş. Alexander da defansa düşünülüyormuş. Şimdi Ulaş abi de başta olmak üzere herkes diyor ki bak adamlar nasıl çalışıyor. Şimdi hal böyle. Bak senin rakipten mesela ben şunu söyleyeyim. Ee, gelecek sene en tehlikeli takım Beşiktaş. Yani Galatasaray falan tamam bu sene İtekli'ye, Kakkal'a hani ellerinde belge varmış. O belgeyi de açıklamayan namerttir. O belgeyi açıklamayan yani en namert insan odur. Galatasaraylıların hepsi lig şerefsiz şöyle böyle. Hani şerefsiz lig dediler çünkü bu ligde dediler adalet yok. Hakemler bir takımı kolluyor. Bir takımı şampiyon yapacaklar. O takım belli dediler. Şu an görünürde. O, o takımın Galatasaray olduğu belli. Muhtemelen birçok Galatasaraylı takımını bırakacaktır. Çünkü hepsi söylüyordu. Haram şampiyonluğu kim midesine sindirir? Kim bu kadar omurgasız, karaktersiz olabilir diye. Bekleyip göreceğiz. Kaçı sindirecek. Ee, bir de son zamanlarda çok güzel yalanları var ama onu diğer videoda konuşayım. Hakemler feneri kolluyor. Lan buna var ya Buna inanana gerçekten köprü satacaksın. Ben şunu da söyleyeyim. Bu kanalda hiç kimse Fenerbahçe'ye ve değerlerine küfür edemez. Ettiği yere, çıktığı yere geri girer o söz. Onu da belirteyim. Mesela Fenerbahçe'ye bak. Trabzonspor'la Fenerbahçe'yi kıyaslıyorum. Herifler dört tane transferi şimdiden başladılar. Dimitris Pelkas Hal City'den ayrıldı. Süp sürpriz teklif. Şimdi Yunan futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğu takım olan Pauk oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunuyor. E, ee, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hal City oyuncuyu beğenmedi. Ve PAOK'tan transfer teklifi olmuş. Ee, gazetecinin birinin iddiasına göre PAOK kadrosuna katmak için teklif kullanmış. Fenerbahçe opsiyon kullanacak mı? İşte asıl mesele burası. Bak bak ne kadar e, aykırı uçlardayız. Şimdi 5 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Fenerbahçe opsiyonu kullanacak mı kullanmayacak mı merak konusu. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek. Serbest statüde olacak. Hull City'de ne yaptı? 26 maç 2 gol 1 asist. Fenerbahçe'de ne yaptı? 67 maç 13 gol 8 asist. Peki Bastit çok ama çok basit bir soru sorayım. Pelkas devam etsin Rossi mi devam etsin? En büyük Rossi savunuculardan biri olarak diyorum ki bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer 4-2-3-1 gibi bir sistem oynayacaksak Arda Güler'i as oynatalım. Pelkas'ı, Lincoln'i yedeği tutalım. Vallahi de billahi de bak uzatalım. Kanat oynatırsın, forvet arkası oynatırsın. Bak bu Pelkas bizde iş yapa yapıyordu, yapar da benden uyarmasın. Gittiği zaman Ulan bak görüyor musun bizde oynamadı da burada oynadı. Ha Paok'a giderse iş yapar mı? Zor. Orası sert birlik ama eğer İspanya takımlarından Hollanda takımlarından birine giderse uçar uçar. Bu arada 4 milyon euroydu Hull City'nin transfer ee, opsiyonu. Ya 4 milyon euroyu henüz kullanmadılar. Hani playoff serileri var. Onun sonuna kadar kullanabilirler ama tık, sanmıyorum. 30 Haziran'a kadar Fenerbahçe opsiyonu kullanmasa serbest oyuncu olacak ama Serbest oyuncu olan futbolcu böyle mi yapar? Bu da ayrı mesele. Ya hocam biz Galatasaray diyor. Şu diyoruz bu diyoruz. Bak ben size ben şunu söyleyeyim. Bu kanalda anlamadığınız noktayı anlatayım size. Yani yeni gelen arkadaşlar. Biz bu kanalda en iyini cücüğünü konuşuruz. Yani ucunu da konuşuruz. Köşesini de konuşuruz. Bir pizza yiyorken. Bir ne bileyim bir ekmek yiyorken. Bir simit yiyorken. Tamamını yersiniz değil mi? İlk ağzınıza aldığınız dokmayla Son ağzınıza aldığınız dokma da yine aynı üründendir ama aynı tadı almazsınız. Futbolda böyle. İlk adım yanlış olabilir. Devamındaki adımlar yanlış olabilir. En son adım yanlış olabilir. Hepsi yanlış olabilir. Biz burada onu söylüyoruz. Arkadaşın biri diyor ki hakem hakem diyorsun Ali Koç'un hiçbir suçu yok. Öbürü de diyor ki Ali Koç Ali Koç diyorsun hakemlerin hiçbir suçu yok. Ben de diyorum ki videonun tamamını izleyin. Hiçbir suç tek tarafta değildir. Unutmayın. Hiçbir suç. İlla ki karşı tarafında bir hatası hatası da o ya da suçu vardır. Şimdi Fenerbahçe'ye ilgili ben şunu belirteyim. Jesus A hoca diye getirildi. Fakat verdiği transfer listesine bakılıp bak operasyon direktörü Mario Branco Jesus'un ekibinde ama hiçbir transferi Branco bitirmedi. Selahattin Vaki gitti görüştü. Bir eksiklik var. Nino ile görüşüldü. 5 milyon euro tamam çıkartıp verelim. Okey. Dedi ki Nino'yu da Gustavo Enrique'yi alın. Arao'yu alın. Yani bizden gittikten sonra Flamengo'nun futbolcularını bize kitlettirdi. Yani oradan bize geldikten sonra Flamengo'nun futbolcuları bize kitlettirdi. Çok amiyane basit bir soru sorayım. Jesus bugün X takımına gitse. X takımına. Ki gidecek. Arao'yu satın aldırır mı? 3.5-4'e. Gustavo Henrique 2.8'e Fenerbahçe'nin opsiyonu varmış diyelim. Aldı diyelim. Geri 2.8'e gitti takım aldırır mı? Mesela Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a süre veriyor. 4 milyon euroya gidip satın aldırır mı? Fenerbahçe'ye kar elde ettireyim diye. Samet Akaydın 3.7'ye satın aldı. Gitti takıma 5 de verin 6 da verin bunu alın bu çok iyi futbolcu der mi? Osterwolde falan filan. Bakın İrfan Buz'un açıklamalarını merak ettim. Hani Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir ee, tedbir aldı diye. Takımın başına geçtikten sonra Fenerbahçe maçı için fazla zamanımız yoktu. Ekibimizle birlikte rakibi hızlı ama detaylı bir şekilde analiz ettik. Bakın 3 günde analiz ediyor. Oyuncularla 3 antrenman yaptık. Planı detaylı bir şekilde anlattım. İyi bakın arkadaşlar. 1. Beklere hücuma fazla çıkmamalarını söyledim. Sahasında bekleyen takımlar. 1. Orta sahada Campuzano savunmanın önünde çakılı bir şekilde oynadı. Bakın etti sana 5. 4 savunmacı bir de ön libero 5. Çakılı. Bir de kaleci 6. Meya savunmayla hücum bağlantısını sağladı. Bir tane 8 numara oynat Fenerbahçe'ye karşı. Ofansta Bayiç, Sergio ve Bora Sainz'e orta sahadan görkem destek verdi. Yani 6 kişi çakılı, 1 kişi bağlantı kuruyor, 4 kişi, 3 kişi hücumla görkem de içeriden destek veriyor. Topun olduğu her bölgede 2 kişiyle yer almaya çalıştık. Oyun planımız net bir şekilde belliydi. Yani ne diyor Fenerbahçe'ye bir futbolcu iki kişi bastırdık. Ya da iki kişiyle karşıladık. Oyuncuların da kısa sürede birlikte olmamıza rağmen bunu mükemmel şekilde uyguladı. Çok az pozisyon vererek sahadan puanla ayrılmayı başardık. Biraz daha dikkatli olsak kazanabilirdik de demiş. Maç önemli en önemli eksiğimiz stoper Alexis Perez'di. Arias'ın yanında oynayacak isim konusunda düşünüyorduk. Solbek Alper Uludağ ve orta saha görkem sağlam savunmanın ortasında sayıda oynayabileceklerini söylediler ancak ben Kadir Seven'e güvendim. Senin bölgen stoper sen oynayacaksın dedim. Sezon başında Ordu Spor'dan 3. Lig'den gelen 20 yaşında bir oyuncu. Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Ahmak Jesus, Angut Jesus, 20 yaşında, 3. ligden gelmiş bir futbolcu, tecrübesiz. Oynat üstüne. <laughs> Valencia'deki buna yapış bak. Arkadaşlar her taktik boşa kaç, duvar pası yap, araya kaç değil. Her taktik bu demek değil. Git bununla oyna. Bu 20 yaşında. Bu seni devirir. Bu sana vurur. Bu sana dirsek atar. Bunu tahrik et diyebilirsin. Bak ben bunu hani eh, ahlaklı, edepli bir davranış diye söylemiyorum. Ama futbolda bu taktikler de var. Mesela Galatasaray oyuncularına ne diyor? Atın kendinizi yere. Sor yere ya. Her maçta kendini 7 kere yere at. Hiçbir şey olmaz diyor. Yapıyorlar bunu. Yapmıyor diyenler Allah hesap sorsun. Yapmıyor da ben uyduruyorsam Allah benden hesap sorsun. Onu da söyleyeyim. Yani kendini yere atmıyorsa. Neyse. Bakın adam diyor ki bu. Yani Fenerbahçe. Mesela Trabzonspor. Fenerbahçe'nin sahasına. Bak taktiğini söylüyorum. Dörtlü savunma oynat. Çıkartma. Siyopisi koy önünü bir çıkartma. Orada bir tane 8 numara koy. Bağlantı sağlasın. Hücumdaki 3 kişi geriye yardım etsin. Top Fenerbahçe'deyken geride beklesin. Top Trabzon'a geçsin. Ofansa hani kontra hata çıkmaya çalışsın. Siz de Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alırsınız. Nasıl olsa kenarda bekleyen Emre Mor gibi yıkıcı delici bir futbolcuyu oynatmak yerine mal mal değişiklik yapan bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin. Hiç sıkıntı değil. Mesela Mert Hakan yandaşı. Nasıl tahammül ettim Mert Hakan Yandaş'a. Bu arada Samsun Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosunda görmek istiyormuş. Büyük Fenerbahçe'liymişsin Hüseyin Eroğlu. Açık söyleyeyim. Aynı zamanda Serdar Dursun'u da kadrosunda görmek istiyormuş. Yani sen de Büyük Fenerbahçe'liymişsin Hüseyin Eroğlu. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de öyle bir silsile var ki. Rezil bir silsile. Nasıl rezil bir silsile? Şimdi Enner Valencia olayı. Asıl muhtemelen başlığı bunu koyacağım. Enner Valencia ayrılığa çok yakın. Basit bir cümle kuracağım. Def olsun gitsin. Bu sezon 43 maçta 31 gol atan 6 asist yapan Enner Valencia. Hocam adam 37 gol atmış defol diyorsun. Seninki de ahde vefasızlık değil mi? Benimki sadece doğruyu konuşmak. Bu yüzden de çok sevenim yok. Yani bakın bu videoyu kaç kişi beğenecek. Beni seven herkes bu videoyu beğensin. Bak görün bakın çok sevenim yok. Olmasın daha hani beklemiyorum zaten. Niye? Çünkü ben doğruları konuşuyorum. Kendi takımım içinde olsa doğruları konuşuyorum. Allah aşkına gözünü sevdiğim arkadaşlar. Evinde Galatasaray'a kaybettim. Beştaş'a kaybettim. Ben burada çıktım dedim ki hani bir nevi poliyanlacılık oynadım. Tamam kaybettin ama biz geçtiğimiz senelerde hep alt sıra takımlarına kaybediyorduk. Şampiyonluğu hediye ediyorduk. En azından bu sene alt sıra takımlarına karşı iyiyiz. Dedim ama sanki alay eder gibi. Bak sen yanlış konuştun. İyi falan değiliz diye. Hop Önüme sundular bir şeylere Ve olay ortada. Şimdi Valencia'ya gelelim. Delici bir forvet mi? Değil. Koklayan bir forvet mi? Değil. Hazırla pişir önüne sun. Yaparsa yapar yapamazsa. Ben şunu söyleyeyim. Valencia benim gözümde Beşiktaş maçında o skor bir sıfır öndesin. Beşiktaş 10 kişi lavali lavali kaçırdığı penaltıda bitti. Herkes penaltı kaçırabilir ama hiç kimse lavallik yapamaz. O Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun satıldığı maçtır. Valencia tarafından defolsun olsun gitsin. Sözleşme uzatan varsa o da def olsun gitsin. İyi de hocam bu kadar gol atmış. Def olsun gitsin. 3 yıllık kontrat istiyormuş beyimiz. Ki ben bunu hep söyledim. 2 artı 1 istiyor. Fenerbahçe'de 1 artı 1 veriyor. Bakın bugün herkes benim söylediğim e, duyumları doğrular nitelikte konuşuyor. Mesela Sercan Hamzoğlu. Fenerbahçe Valencia ile yollarını ayırıyor. Valencia 3 yıllık garanti sözleşme senelik 3 milyon euro net para istiyor. Fenerbahçe 34 yaşındaki bir oyuncuya böyle maliyetli bir sözleşme yapmak istemiyor. Ben şunu sorayım. İşte başımıza ne gelse bundan geldi. Bundan geldi. Roberto Firmino. Robert Firmino. Bak Firmino. 4 milyon euro yıllık ücreti verin geleyim diyor. 4'te imza parası. Hangi ahmak vermez? Hangi geri zekalı vermez? Yani Valencia bak 2,5 milyon euro civarında bir para alıyor Valencia. Valencia'ya gidecek. 4 milyon euro yıllık ücret, 4 milyon imza parasından Firmino'yu getirecek. Hangi gerizekalı getirmez arkadaşlar? Buyurun yazın yoruma. Ya, 33 yaşındaki herif 3 milyon euro istiyor. Ya yaşın ortada. Bak. Luis Suarez benim ağzım hani başka bir şey yok. yol oldu benim ağzım. Aman Luis Suarez'i alalım. Aman Luis Suarez'i alalım. Yani Luis Suarez Fenerbahçe'yi eee atlatır. Alalım, edelim. Suarez bitti ya. Ala ala Suarez'im alacağız diyenler yüzünden yani başımız şeyden kurtulmadı. E sonrasında ne oldu? E Beşiktaş Abu Bakar getirdi. Biz niye Abu Bakar almadık? Luis Suarez 36 yaşında. Ben samimiyetimle söylüyorum. Serdar Dursun'un 20 yaşında halinden daha diri. Bak 36 yaşında gibi futbolcudan bahsediyorum. 19 maça çıkmış gittiği ligde. 9 gol 5 asist. 1674 dakika. Hangi takımda biliyor musunuz? Gremio'da. Ocak'ta gitmiş. 2023 Ocak 1 Ocak'tan itibaren 19 maç 9 gol 5 asist. Ya biz niye böyle bir salaklık yapıyoruz? Biz niye en önemli bölgelere gidip de kumar oynuyoruz? Olay da burada. Şimdi Brezilya'dan Arap kulüplerinden 3 yıllık kontrat karşılığı 12-13 milyon euro teklif almış Valencia. Kafası futbolda olur mu? Kafası Fenerbahçe'de olur mu? Olmaz. Ben son maçlarda söyledim. Savruk oynuyor. Ya sen takımın en iyi golcüsüne Savruk diyorsun diyor. Bir şey söyleyemeyeceğim. Vallahi bir şey söyleyemeyeceğim. İnternasyonelle anlaşmaya yakın da mı? Arap kulüpleri daha fazla para veriyor. Bak ısrarla söylüyorum. Arap kulüpleri çok daha fazla para veriyor. Ama hocam Fenerbahçe'yi sevdiğini söylüyor. Lan. Siz Fenerbahçe sevgisini gerçekten herkesin sevgisine inanıyorsunuz ya. Ben de ona ayar oluyorum. Ya sosyal medyada Fenerbahçe'yle hesabı tamam bu Fenerli'dir. Ya öyle bir dünya yok. 14-17 Mayıs arasında da Ekvador milli takımı teknik direktörü Felix Sanchez Samandıra Can Bartçes'ten ziyaret edip Valencia ile bir araya gelecekmiş. Zaten Samandıra yol geçen anı. Davum geliyor, çıkıyor diyor ki burada şampiyonluk havası yok. Herkes görüyor. Bir tek görmesi gereken koç soyadlı arkadaş ve onun avaneleri görmüyor. Dün ben bir canlı yayına denk geldim. Ee, ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Valencia'nın defolup gideceği görüşündeyim. Niye defolup gideceği? Beşiktaş maçındaki o vurdum duymazdık. Jesus'un Dünya Kupası arasından sonraki vurdum duymazdı. Valencia'nın bu disiplinsizliği. yani dün ben bir sohbet odasına katıldım. Yönetime yakın bir gazeteci arkadaş diyor ki ya yönetim takımı destekleyin, destek olun, köstek olmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Ben Fenerbahçe olarak diyorum ki Trabzonspor maçına gideceksiniz değil mi? Galatasaray atıyorum maçını bizden önce mi oynayacak bilmiyorum. Ee, bir süperlik, süperlik 34. hafta diyeyim merakımdan yani yanlış anlaşılmasın. Salı günü oynayacakmış Galatasaray. İstanbul Spor Galatasaray. Hiç ihtimal vermiyorum. Galatasaray yenilirse bak yani imkan vermiyorum. Gülerek söylüyorum yanlış anlamayın. Galatasaray İstanbul Spor'a yenilirse Trabzonspor maçında Fenerbahçe Trabzonspor maçında ölümüne Fenerbahçe'yi destekleyin. Ölümüne destekleyin. Bak ölümüne yani Fenerbahçe'yi hakem etki altına alın, rakip etki altına alın yapın. Galatasaray berabere bile kalsa ki ben kazanacağı görüşüleyim. Hatta 7-8 tane atar İstanbulspor takımı bizim maçta gördünüz. Hani Fener şampiyon olmasın da Galatasaray olsun diye yaptığı şifazeliği gördünüz. Aynısı olacaktır. Yine bu sefer de yatacaktır. Verecektir maçı. Yatmasına da gerek yok zaten. Galatasaray normal şartlarda tam bu delik deşik edebilecek güçte bir takım. Görün bakın. Bak. Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray kazandıktan sonra Fenerbahçe Trabzonspor maçını ha kazanmış ha kaybetmiş. Allah'ınız kitabınız varsa, Fenerbahçe'deyseniz maçın başından sonuna kadar yönetim istifa diye bağırın. Jesus'u da protesto edin. Futbolcuları da ıstıklayın. Yönetimi de ıslıklayın. Bugüne kadar aman ıstıklamayın. Yazık futbolculara yazık. Onlar gariban. Onlara bir şey demeyin. Lan gariban kim biliyor musun? 8500 lira asgari ücretle çalışıp eşek gibi çalışan adamdır gariban. Özür diliyorum bu tabiri kullandığım için ama eşek gibi çalıştırıyorlar. Benim, ben burada görüyorum bazı patronlar eşek gibi çalıştırıyorlar. Nefes aldırmıyorlar. Gariban odur. Holdinginde oturan bilmem Gece hayatına giden bilmem şunu yapan bunu yapan Kötü performans gösteriyor beyefimiz. Beyefendi stand, stand up gösterisine katılıyor. Vay be! Kadınlarla resim çektiriyor. Sonra diyor ki, ben ne bileyim böyle olduğunu. Gariban kim biliyor musunuz? Gariban Fenerbahçe taraftarı. Gariban kim biliyor musunuz? 29.800 kişi. Belki de 29.600'e düşecek. Kaçıp gideceksiniz ben doğruları kullanıyorum diye. Çünkü ben doğruları söylüyorum diye abone olan yürekli insanlar da var ama kaçıp giden kancıklar da var. Ben söylüyorum Galatasaray yenilirse imkan vermiyorum yüzde sıfır sıfır bile vermiyorum o ayrı mesele ama yenilirse Fenerbahçe'yi destekleyin kabul ediyorum. Ama Galatasaray kazanırsa yönetim istifa demezseniz hakkımız haram olsun. Orada 50 bin kişi olacaksınız. Bak 50.000 kişi olacaksınız. Hakkımız haram olsun. Zehir zıkkım olsun hepinize siz de bu çetenin yardımcısı olmuş olacaksınız eleştirin istifa deyin bağırın vallahi diyorum bağırın bir sonraki maç Antalya maçı gerekirse cezayı yedirtin sezon maçından beri merdiven boşluğundan cezayı yiyen bir kulüp ve ahmak ahmak orada başkanlık koltuğunda oturup he güzel cezayı yiyorsunuz lan o kadar güvenlikçi var o kadar mal olan mal bile der ki lan her maç cezayı yiyoruz güvenlikçilere söyleyelim hani merdivende dursunlar merdivende dursunlar bari ya mal olan mal gider buna itiraz eder. Fenerbahçe kulübü borca batsın. Borca batık hale gelsin diye uğraşan Ali Koç ve yönetimine söylüyorum. Sorun teknik direktörde değil. Sorun sizsiniz siz. Ya bu kadar iyi futbolcular gelip giderken takım şampiyon olmuyorsa sorun sizsiniz. Bir kardeşimizin yorumuna hitap söylüyorum. Diyor ki hocam iyi de karşımızda büyük bir duvar var. Yani ne olduğunu anlatmak istiyorum ama isim vermeden konuşmak istiyorum. Ne olursa olsun bu duvar olduğunda mü Fenerbahçe şampiyon olamaz. Çünkü Ali Koç Atatürk 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 diyor. Ben de başka bir şey söylüyorum. Takım çok iyi gittiği sırada Ali Koç ne yapıyor? Çıkıyor, birilerine taş kutuyor. Fenerbahçe lider Trabzon ikinci çıkıyor diyor ki Trabzon'un hocasını alan devlet büyükleri var. Sana ne? Sana ne? Ya bu ülkede nelerin ne olduğunu herkes biliyor. Herkes her şeyin farkında. Herkes biliyor. İnternette bir tık tık, tık yazdı her şey herkesin önüne çıkan şeyler. Sana ne? Çıktı ne dedi? Bakan bilmem ne yapıyor dedi. İşte damat şöyle yapıyor. Ekonomi bakanı böyle yapıyor. Sana ne? Ooo hayırlı olsun. Operasyon gerçekleşti. Sonra ne oldu? Mustafa Kemal'in askerleri izle başlayan. İzmir marşıyla devam eden süreç. Yine Fenerbahçe şampiyon olamadı. Bu sene iyi gidiyoruz. Hükümet istifa dedi taraftar. Bana göre statta söylenmesi yanlış. Yoksa isteyen istediği tezahüratı istediği yerde yapabilir. Sosyal medya hesabınızdan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Statta söylenmesi yanlıştı. Çıktı ne dedi Ali Koç? İstediğini derler dedi. Bak ya cümleyi şöyle kuracaksın. Evet biz de onları destekliyoruz. Doğru söylüyorlar. Siz bizim şampiyon olmamızı istemiyorsunuz. Sandıkta görüşürüz diyecek kadar mert olacaksın ya. Yanlış anlamayın eğer destekliyorsan ki Ali Koç'un sözlerine göre destekliyor. Ya bunu söyleyeceksin ya da diyeceksin ki yanlış kardeşim statta bu söylenmez. Hani kişisel fikrine saygı duyarım ama statta bunu söylemesin. statta Fenerbahçe desteklesinler dersin biter iş. Ama ne olduysa Galatasaray stadında yapılan e, bir şeylerden sonra bir şeyler değişti. Yapılan te, e, tehditler, elimizde belge var, şantaj yapıyoruz, oynatmayız. Merak ediyorum. Delikanlı olup açıklayacak mı? Çok merak ediyorum ya. Açıkladığı belgede de çekip biz Galatasaray'a şu maçı kazandırdık. Böyle bir belge açıklasa. İnanın Galatasaray bir puan farklı şampiyon olsun. Erden Timur desin ki açıklıyoruz lan. Desin, desin ki Sivas maçını biz kazandırdık Galatasaray'a. Böyle bir açıklama yapsın. Yine bu ülkede şampiyonluğu Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye vermezler. Çünkü Fenerbahçe düşmanlığını ilmek ilmek, ince ince, nakış nakış işlediler. Sızıntıda işlediler. Zamanda işlediler. STV'de işlediler. Galatasaray TV'de işlediler. İşlediler. Ultra lideri işledi. Çıkıp Fethullah Gülen orada şey yaparken ayağa kalk diye e, fetva verirken Galatasaray tribünlerinde pankart açıldı ayağa kalk diye. Raki heykeli şey açıldı. Dünyada sadece rakı heykeli Pensilvanya eyaletinde var. Biliyor musunuz bunu? Bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de hocam ne alakası var FETÖ'yle adamların diyorsunuz. Bir bazıları da diyor ki bak o kadar Galatasaraylılar o kadar kurnazlar ki FETÖ bitti Fenerbahçe bitti diyor. Birincisi FETÖ'nün bittiğini nereden biliyorsun? İçinde misin? İkincisi hala muzaaf askerler açığa alınıyor. Farkında mısınız? Hangi bitten FETÖ? Üçüncüsü bana bir tane FETÖ'cü hakem söyle. Bir tane. Bir tane FETÖ'cü hakem. Fenerbahçe kulübündeki yöneticilerin yarısı FETÖ'den içeri atıldı. Sayılan isimlerini bilmiyorum ama atılmış 180 kişi atılmış. Say iki tanesinin ismini say. Bir tanesinin tanesininkini say. Ya olabilir. Galatasaray TV'nin muhabiri FETÖ'cü çıkabilir. Fenerbahçe'nin e, muhabiri çıkmış. Hasan aklıma gelmedi de çıkmış olabilir. Sıkıntı değil. Bak bir kişi çıkabilir. İki kişi de çıkabilir. Ama Fenerbahçe stadında Fethullah Gülen'in o haftaki vaazında verdiği şey pankart olarak açılırsa bütün genç Fenerbahçelilerin şeyini sorgulayın GBT'sini. Çıkıp da sempati duyuyorum diyorsa Fenerbahçe, genç Fenerbahçeliler lideri sorgulayın. Yani sucuk ekmek karşılığında neyse çok da şeye derine girmek istemiyorum ama Allah hayırsız uğursuz etsin. Öyle bir çıkartsın ki bizi unutup başınız derdine düşün. 3 Temmuz'un 3 katını yaşayın inşallah. Bize ne yaşattıysanız 3 katını yaşayın inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunuyorum. Görüşmek üzere.